Şimdi İngiltere'de League 2'da Notts County var arkadaşlar. Notts County'yi Premier Lig'e getirmeye çalışıp Premier Lig'i kazandırmaya çalışacağız. Ayrıca Şampiyonlar Ligi, UEFA o kupaları da kazanmaya çalışacağız. Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak için anlar kaldı. Farklı bir kupa için şimdi Parc des Princes'teyiz. Rakip yine tatlım FA Kupası finali. Hazır mısın koçum benim? Kupaları kaldıracaksın. Kolları biraz geliştir. Git fitness'a antrenman yap, biraz bicep curl falan bir şeyler yap ya. Kupa kaldıracağız, 3 tane kupa kaldıracağız burada. Premier League, Euro League, FA Kupası. Karabağ'ı zaten sen kaldırmadın, o kadar sakattın lan. İnsan şeyden inerdi, tribünden inerdi, gelirdi böyle üstü başıyla bile kaldırırdı ya. Biraz motivasyon lütfen Tyler. Bugün 28 Şubat Çarşamba arkadaşlar ve tüm hayallerimiz bugün gerçekleşebilir. Çünkü bu serüvene başladığımızda 4. ligde Notts County ile beraber Premier Lig şampiyonu olmayı hayal ediyorduk. Ve şimdi bu mümkün. Son 3 maç kaldı Premier Lig'de. Şu an 3.yüz. Rakibimiz Chelsea. Düşmanımız Chelsea. 5 puan üstümüzde. Manchester United 1 puan üstümüzde. Yalnız Chelsea'nin bir maç fazlası var. Hemen takvimimize bakalım arkadaşlar. Burada ayrıca diğer önemli maçlarımızı da görebileceğiz. 3 Premier Lig maçımız var. Bu 3 maçın hepsini de kazanmamız lazım. Yoksa Premier Lig şampiyonluğuna elveda deriz. Peşine hemen Euroleague'de İtalyan devi Napoli'ye karşı finalimiz gelecek. Ve ardından Tottenham'a karşı FA Kupası finali olacak. İngiltere'nin en önemli ikinci kupası. Bu kupayı ikinci kez müzemize götürmek için yarı finalde, Euroleague yarı finalinde elediğimiz Tottenham'ı tekrar oynayacağız o finalde. Wembley'de işimiz yaver gidiyor. Orada da farklı olmayacağına inanıyorum. Yalnız biz bu Tottenham maçından önce şimdi Premier Lig maçlarımız var. Arkadaşlar Chelsea'yi görüyorsunuz. Chelsea'nin şimdi fikstürlerde bizden bir gün önce maçı geliyor. Bir sonraki maçını şimdi simüle ettiğimizde biz maçımıza, Middlesbrough maçımıza ilerlemek için simüle ettiğimizde Chelsea Arsenal'le oynamış olacak. Evinde Arsenal'i ağırlıyor. Bu maç bizim için çok önemli. Arsenal'in Chelsea'ye puan kaybettirmesi lazım. 77 puana gelirse eğer Chelsea... sadece bir puan gerekecek onların şampiyon olmasına. Yani Manchester United'la berabere kalırlarsa, son maçları Manchester United'a karşı çünkü, berabere kalırlarsa, biz de 3 maçımızı kazanırsak yine biz şampiyon oluruz. Yalnız Chelsea burada puan kaybederse bizim 3 maçımızı kazandıktan sonra şampiyon olup olmayacağımız da şimdiden belli olur. O yüzden Chelsea'nin burada Arsenal'e karşı puan kaybetmesini istiyorum. Arsenal de burada Şampiyonlar Ligi hedefi için uğraşıyor. Dördüncülükte kalmak için uğraşıyor. Çünkü bizi yakalayamazlar. Everton var ayrıca 5. onları yakalamaya çalışan. Arkadaşlar şimdi çok önemli bir simülasyon yapıyoruz burada. Yalnız bu simülasyonlara geçmeden önce basın toplantımızı yapıyoruz. Basın toplantımızı yapıyoruz. Yalnız bu maçlara geçmeden önce basın toplantımızı yapıyoruz. Notts County'mizi övüyoruz arkadaşlar. Ve ayrıca Euroleague'den 1.6 milyon para gelmiş bize. Şimdi çok önemli bir şekilde, daha önce bu kadar önemli bir ilerleme olmadı. Şimdi onu yapacağız arkadaşlar. Chelsea-Arsenal maçı ne olacak? Hadi Arsenal. Hadi. Hadi lütfen. Hadi Arsene Wenger bir beraberlik en azından. Oh yes. Yes yes. Arkadaşlar Arsenal berabere kaldı Chelsea ile. Bu da demek oluyor ki biz eğer bu 3 maçımızı Premier Lig'de, gelecek 3 maçımızı da kazanırsak 78 puana yetişiriz, ulaşırız ve Chelsea ile aynı puana geliriz. Yalnız Chelsea'nin sanırım bir puan daha kaybetmesi lazım son maçında Manchester United'a karşı. Yoksa ikimiz de 78 olursak sanırım ikili averaj onlarda. Galiba biz onlara yenildik. İlk başta bir beraberliğimiz olduğunu hatırlıyorum. Biz başa gidelim bakalım burada fikstürlerde ne yapmışız Chelsea'ye karşı. Bu sezonun başı nerede? İlk başlarda oynadığımızı hatırlıyorum. Notts County Chelsea 2-2. Deplasmanda biz 2 atmışız.
Onlar bizim evimizde biz yenmişlerdi diye hatırlıyorum. O yüzden yani son maça da kalabilir bu olay. Notts County Chelsea 1-1 bitmiş. Evimizde bir tane atmışlar bize. Demek oluyor ki ikili averajda biz sağlamız arkadaşlar. O zaman bize tek yapmamız gereken bu 3 maçı kazanmamız kaldı. Yani bölümümüzdeki bütün maçları kazanırsak bütün kupalar bizim olacak. O yüzden inanılmaz maçlar gelecek. Bütün bölümü izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Çok kritik bir bölüm. Şimdi Middlesbrough'a karşı oynayacağız. Görüyorsunuz ikinci kadromuzu ben bu şekilde hazırladım çekime başlamadan önce. Alex Howes'a solda şans vereceğim. Nedenini göstereyim sizlere. Alex Howes'un inanmayacaksınız. Bitiriciliği nasıl olmuşsa 89'a gelmiş arkadaşlar. Yani kendinize ucuz bir çakma forvet arıyorsanız Alex Howes'u transfer edin. Maksimum 200 bin euro verirsiniz bu adamı başlangıçta. 50 küsürlerde başlıyordu çünkü ama adamın bitiriciliği 89'a gelmiş ya. Son zamanlardır sanırım Rodgers'ın da pek bir verim görünmüyordu. O yüzden bu sefer en azından gol pozisyonlarında Alex Howes'un bitiriciliği bizim işimize yarar diye ben onu sol kanada koydum. Ve görüyorsunuz Elliot Hughes sol bekte. Thompson defansif orta sahada, Michael O'Connor'la Elliot Hewitt'i değiştirdim. Defansımız biraz daha sağlam olsun diye. Az sonra sahada Vent forvet arkası, Shaibu da forvette. Bu şekilde şimdi Middlesbrough'a karşı maçımıza geçeceğiz. İlk maçımız evimizde olacak. Yedek kadromuzla mecburen oynuyoruz. Onlar da beraber bizle ikinci ligden çıktılar ve şu an sondan dördüncüler. O yüzden onlar da Premier Lig'e tutunmaya çalıştıkları için sağlam bir maç olacak. Braithwaite'a dikkat etmemiz lazım. Şimdi Nottingham'a gidiyoruz tarihi bölümümüzün ilk maçı için arkadaşlar. Premier Lig şampiyonluğuna kaldı son 3. Burada Middlesbrough'u Nottingham'da evimizde ağırlıyoruz. Yağmur yağıyor. Biz de yedek kadromuzla gol olup yağmak istiyoruz. Yalnız arkadaşlar maça ilerlerken aklıma bir şey geldi. Ben Alex Howes'u buradan merkezi ofansiften daha çok verim alacağımı düşündüğüm için hemen değiştiriyorum yerini. Dylan Vent solda biraz daha hızlı olur. Koşma hızı çünkü Alex Howes'un berbat. Şimdi maçımıza başladık. Her maç bizim için çok önemli. Burada galibiyeti almamız lazım. Asoro ile ilk hatamızı geliştiriyoruz. Burada Shaibu pasını veriyor. Shaibu'nun pası defansa takıldı ve ilk hatamızdan sonuç alamadık. Howes burada pasını veriyor Curtis Thompson'a. Thompson verdi kaçıyor. Shaibu güzel gönderdi tekrar Thompson'a. Thompson yerden pas. Shaibu çek. Gol. Süper. Justin Shaibu arabatımızda taraftarına böyle sevinç gösteriyor. Teşekkür ediyor onlara. Şu ana kadar kötü böyle çok iyi bir performans gösteremese bile burada golü attı. Altın değerinde bir gol arkadaşlar. Justin Shaibu bizi 1-0 öne geçirdi. Premier Lig'de ikinci golünü atıyor bu arada. İlk yarı 1-0 galibiyetimizle üstünlüğümüzle bitiyor arkadaşlar. İkinci yarı için bakalım oyuncularımızda yorgunluk var mı? Görüyorsunuz domine etmişiz. Sıfır şut Middlesbrough'dan. Topla oynama bizde. İkinci yarıda Michael O'Connor biraz yorgun. Biz şöyle yapalım. Bird'ü oyuna sokalım. Bird'ün hızı fena değil diye hatırlıyorum. 73'müş tamam. Bird'ü sol beke çekelim. Hewitt'i defansif orta sahaya koyalım. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. İkinci yarıda daha dikkatli olmamız lazım. Bir gol daha atabilsek mükemmel olacak. Shaibu gelişine hemen pas verdi. Shaibu da bekletmemek gerekiyor. Şimdi Pierce Bird üstten ara pasını mükemmel verdi Dylan Vent'e. Sivrisinek tuttu topu, ortasını açtı. Hadi Asoro dışarı gitti. Out. Pierce Bird kafayı vurdu. Çok iyi görünüyor. Çok iyi bir değişiklik yapmışız gibi görünüyor. O da burada 4. ligden beraber bizle geldi. O da yardım etmeye çalışıyor. Şimdi Dylan Vent'te top. Dylan Vent pasını ver. Shaibu golünü at. İkinci gol. Justin Shaibu burada bizi 2-0 öne geçiriyor. 2 golüyle. Şimdi dans etmenin zamanı. İlk seferinde mütevaziydi böyle. Sakin olun dedi. Ve burada da dansını yapıyor. Dylan Vent'in eski 20 numarasıyla beraber ikinci golünü atıyor. Dylan Vent getirdi. Sivrisinek Justin Shaibu içeride bomboş. Adamı gördük. Adam da böyle tık diye arabatımız burada bizi 2-0 öne geçiriyor. İlk maçımız burada. Galip geleceğiz gibi son 14 dakika kaldı ama dikkatli olmamız lazım. Dylan Vent'le mükemmel çaldık yalnız. Bir gol daha atarsak bu iş garanti biter. Asoro'ya tekrar oynayacağız. Asoro Shaibu'nun önüne bıraktı. Shaibu geri çıkardı. Ah son anda bir müdahale. Hakem burada bitiriyor arkadaşlar.
2-0 ilk maçımızı kazandık. Çok önemli bir galibiyet bu bizim için. 72 puana geldik şimdi. Bakalım Manchester United, onların Bournemouth'la bir maçı vardı galiba. Maçın tek pozisyonları zaten bizim goller olmuş ama maçın adamı bu arada Curtis Thompson olmuş. Bir asist yapmış. Dylan Bent diğer asisti yaptı ve bu iki gol attı ama Curtis Thompson'a maçın adamını vermişler. Helal olsun. Demek ki iyi paslar yaptı. Şimdi beklenen an geliyor. Burada puan durumunu göreceğiz tekrardan. Manchester United Bournemouth'a karşı galip gelmiş. Çok kızıştı arkadaşlar. Çok kızıştı. Manchester United'ın şimdi Liverpool maçı gelecek. Bizim Aston Villa maçımız geliyor. Chelsea'nin maçı son haftaya kaldı. O da Manchester United'a karşı. Yani Manchester United'ın bir yerde bir puan kaybetmesi lazım. Umarım son haftada Chelsea onları yener de biz de ikili averajımızla bütün maçlarımızı kazanarak şampiyon oluruz. Ama biz kendi maçlarımıza öncelikle bakmamız lazım. Şimdi burada bir antrenman yapacağız arkadaşlar. Antrenmanlarımıza da çalışmaya devam ediyoruz. Defansımız yapmışız. Şimdi kalecilerimizi yapacağız. Haydi Rofo yüksel burada. Ataberk de yükselebilir. Bir de ayrıca Kaptan Walker'a antrenman yaptırıyoruz. Walker'ın atak pozisyonunu geliştirmeye çalışıyorum. Ataberk yükseldi. Süper oldu. Mükemmel. Şimdi rakibimiz Aston Villa. Geçen sezon sadece 3 mağlubiyetimiz vardı ve Aston Villa bizi mağlup eden takımlardan biriydi Championship'te. Premier Lig'de son maçımız ne oldu ama biz takımımızı yine motive diyorum, övüyoruz. İlerleyelim hemen, zaman kaybetmeden burada az kadromuza bakalım. Az kadromuz %100 olacak burada. Onlarla maça çıkacağız ve ardından biraz zamanımız olacak. Yine az kadroyla Premier Lig'i bitireceğiz. Bu arada neymiş bu? Uruguay. Dünya Kupası kadrosu galiba. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Daha Manchester United maçını oynamamıştı ama umarım Liverpool bize bir kıyak geçer de puan kaybeder rakibimiz. Geldik, formalarımızı bu şekilde yapalım. Biz en iyisi şöyle yapalım. Adama da oynuyor bu maçta. Az kadroda Walker %100 olamamış ama maç 8'de akşam maçı. Şimdi ikinci maçımız için deplasmana Aston Villa'ya gidiyoruz. Premier Lig şampiyonluğu için kaldı son iki maç. Tabloyu görüyorsunuz. Chelsea 75, Manchester United 73, Notts County 72. En az mağlubiyeti olan takım, 3 takım da burada mücadele edecek arkadaşlar. Yalnız Chelsea bu hafta mücadele etmiyor tabii. Haftaya, bir sonraki maçta tabii Manchester United'la final yapacaklar onlar ama bizim burada galip gelmemiz lazım. Kaptan Walker hazır. Ronaldo hazır. Az kadromuz mükemmel görünüyor. Walker'ı o kadar kol çalıştırttım. Biliyorsunuz bu bölümde 3 kupa kaldıracağı için kol çalışsın dedim. Kaldırabilecek mi bakalım. Boşuna çalışmış olmasın adamımız. Burada yalnız Aston Villa geliyor. Hiç iyi görünmüyor arkadaşlar. Çok zor geliyor. Oo, burada mükemmel kaptı. Cesur yürek Tom Davies. Ronaldo'ya verdi. Tyler Walker biraz yavaş kaldı. Sarı kafa. Sarı kanarya. Adama'ya verdik. Onun da yeni lakabı. Sarı kanarya. Tekrar burada Tom Davies'e veriyor. Tom Davies ta geriye çıkardı. Lan ben orada sarı kanaryayı kovalıyordum ama olmadı. Ronaldo, kapar mısın kapamadın. İlk hatamızdan sonuç alamadık. O kadar da güzel getirmiştik. Lloyd Kelly, Renato Sanchez, Cristiano Ronaldo'ya oynadı. Ronaldo, önünde Walker var. Ronaldo'nun arapası. Kaptan Walker'a. At bunu kaptan. Diego Glez'e çarptı. Kornere gitti. Haydi kornerden gol olsun. Ronaldo neredesin koçum benim? Gönderiyoruz Tom Davies'le. Renato Boa Sanchez de geldi. Golliğini tuttu. Top da gele gele Yiğitan'a geldi. Şimdi Eric Bailly'i geri çıkaracağım. Burada adam gibi oyunculara gelsin de atağımız devam etsin. Renato Sanchez, Ronaldo, Walker, Ronaldo'ya verdi tekrar. Ronaldo ve gol! Cristiano Ronaldo rakibini mücadele etti. Mücadeleyi bırakmadı. Topu önünde tuttu ve sonunda zar zor bir şut çekebildi. Tyler Walker ve Ronaldo bu bölümde de güzel başlıyorlar. Kaptan ve bizim 36 yaşındaki emektar Ronaldo'muz burada bizi deplasmanda 1-0 öne geçiriyor. Süper oldu. Golle başlayınca ben genelde hiç yenildiğimi hatırlamıyorum ama hiç de belli olmaz artık. Premier Lig'deki maçlar zaten hele de ikinci yarısında acayip zorlaştılar. O yüzden puan farkı da kapandı. Bizim liderliğimiz de bitmiş oldu şu ana kadar ama tekrar onu
Son bölümde diyorum. Son maçta yakalayacağız arkadaşlar. Burada hele bir galip gelelim de 1-0 öne geçtik. Mükemmel oldu. Cesur Yürek bekletiyor. Kaptana gönderdi. Kaptan Walker çekti geri. Ortasını yapıyor. Ronaldo'ya mükemmel geldi. Gollini geçemiyor Ronaldo. Ve orada Johansen'i de geçemedi tekrar vurmak için. Az kalsın ikinciyi de atıyorduk. Kaptanla yine Walker işbirliği. Burada topu tekrar alabiliriz. Alamadık. El Ghazi. Aston Villa geliyor. El Ghazi'den güzel bir pas burada. Penyaranda'ya tehlike olabilir. Johansen 1-1 yaptı. Biz 2-1 yapacaktık. Onlar 1-1 yaptı. 2-0 yapacaktık. Onlar 1-1 yaptı. Aralardan kendini unutturdu. Atakan tutmamış adamı. 1-1 oldu maalesef. İlk yarıyı kapatmadan güzel olmadı bu ama. Belki burada bir şans daha verir. Çünkü uzatma dakikaları yeni başladı. Adama sarı kanaryamız tutamadı ve Mbagaku burada hakem bitirecek galiba. 1-1 bitiyor ilk yarı. İkinci yarıda daha iyi olmamız lazım arkadaşlar. Aston Villa sağlam oynuyor. Bu arada Liverpool Manchester United maçı da 0-0 gidiyor. Umarım Manchester United burada bir puan kaybeder. Biz onların bu sefer bir puan üstlerine çıkmış oluruz. Her türlü kendimizi maçlarımızı kazandıktan sonra şampiyon olmaya garantileriz. Haydi çocuklar. İkinci yarıya başlıyoruz. İkinci yarıda daha fazla gol istiyorum. Ronaldo pasını veriyor Renato Sanchez'e. Walker verdi. Tom Davies aralardan Ronaldo'ya. Ronaldo. Niye atamadın onu? Değişiklik olmadan bakalım Ronaldo bir gol daha atabilecek mi? Adama Ronaldo'ya verdi. Ronaldo bırakıyor Tyler Walker'a. Walker tekrar Ronaldo'ya verdi. Ronaldo'nun önü boş. Ronaldo geri çekti. Ronaldo pasını verdi. Tyler Walker golliğine içeri giriyor. Çok enteresan bir gol Tyler Walker. Kaptan burada şutu çekti. Gollini'nin büyük hatası. Şans bizden yana, enteresan bir durum oldu. Hani Gollini'ye çarptı, arkasına düştü. Lan dedim adam gidecek kurtaracak, kurtarmaya çalışırken tekrar görüyorsunuz Gollini topu öptü. Kaleye doğru gidiyor. Oyun acayip bir şey yaptı. Acayip bir şey oldu arkadaşlar. Yani bu şans şu an ihtiyacımız vardı ve oldu. Gollini kendine gol attı. Artık şike haberleri ortaya çıkmaya başlar garanti bir şekilde. Gollini önümüzdeki sezon Notts County'ye mi transfer olacak? O yüzden mi yaptı bu olayı? Hep beraber göreceğiz. Süper. Tom Davies. Tyler Walker. Tom Davies kaçacak. Tyler Walker onu gördü. Tekrar Tyler Walker'ı görebilir mi Davies? Top burada Vent'e geldi. Vent'in şutu direkten dönüyor. Adama geri çıkardık. Atakan. O da geri çıkardı. Renato Sanchez'e baskı geldi hemen. Atakan. Renato Sanchez. Tyler Walker. Dön vur. Kaptan vuramadı. Yere takıldı, bir şeyler oldu. Oyuncular orada Tyler Walker'a biraz müdahale yaptı ama hakem devam diyor. Dylan Vent verdi, kaçacak. Tyler Walker mükemmel. Dylan Vent az önce direğe çaktı, burada golünü at. At bunu, bitirişi yine direk. Tyler Walker golliğini. Vent ve gol. 3-1. Sonunda girdi. Vura vura soktuk içeri arkadaşlar. Dylan Vent tekrar golü izliyoruz. İlk anda Golding'i kurtardı. Sonra Walker'ın müdahalesi rakibe çarptı ve peşine Dylan Vent bitirdi. Bizi 3-1 öne geçirdi. Çok zor bir maçtı arkadaşlar. Burada şike mike yok. Biz kendi bileğimizin gücüyle bu şekilde kazanıyoruz. Hakem maçı bitiriyor. 3-1 önde bitirdik deplasmanda. Tyler Walker'dan inanılmaz bir maç çıktı arkadaşlar. Walker burada maçın adamı olmuş. Bakalım, bir gol atamasa bile ne, iki tane asist yaptı Walker. Zaten Gollini'nin kendi kalesine attığımız golünde de onun payı büyüktü. O şutu çekti. Gollini'ye çarpan top içeri girdi. Liverpool Manchester United 1-1 bitmiş. Süper oldu. Bu şekilde arkadaşlar, şimdi Everton'a karşı kazandığımız anda şampiyon olmuş olacağız. 4 sezondur beklediğimiz, hedeflediğimiz Premier Lig şampiyonluğuna çok yakınız. Yalnız burada Chelsea bizden üstte görünüyor hala, aynı puanda olmamıza rağmen. 75 puanız. Averajlarımız aynı. İkili averaj bizim olması lazım. O yüzden neden Chelsea hala üstte görünüyor onu da bilmiyorum. Onların bizden bir tek fazlası daha çok gol atmaları. Çünkü galibiyet sayısı en fazla bizim. Anlamadım gitti, neyse. Burada şimdi biz basın toplantımızı düzenleyelim Everton'a karşı. Biz takımımızı övüyoruz arkadaşlar. Şimdi beklediğimiz ana doğru ilerliyoruz. Bu maçın hemen 2 gün ardından
Euroleague maçı geliyor. Final maçı Napoli'ye karşı. Artık kondisyonlarımız bu şekilde görünüyor. Ben bu maçta biraz değişiklikler yapacağım ki çünkü hem Euroleague'i de kazanalım bundan sonra hem de burada galip gelelim. Mesela Adama şu an çok yorgun görünüyor. O kadar az düşük olması acayip yoracak bu Adama'yı. O yüzden ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Renato Sanchez'i sağ ofansife çekeceğim. Adama'nın yerine Tyler Adams'ı oynatacağım defansif orta sahada. Tyler Walker yorgun görünüyor ama Tyler Walker artık 3 maçta da oynayacak. Adam 90 dakika oynayıp hepsinde şeyleri kaldıracak, kupaları kaldıracak. O kadar kol çalıştırdık adama. Burada maçı 7'ye alıyoruz. Ve şimdi önemli an için Goodson Park'a, Liverpool'a gidiyoruz arkadaşlar. Everton Liverpool'da, o yüzden Liverpool diyorum. 4. ligden beri hayallediğimiz Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak için anlar kaldı. Sadece 90 dakika var önümüzde arkadaşlar. Everton'dayız, Goodson Park'ta. Bakalım neler yapabileceğiz. Burada çok önemli bir galibiyet almamız gerekiyor. Acaba kupayı buraya mı getirdiler yoksa Chelsea'ye mi götürdüler? Onu da bilmiyorum. Londra'da oluyor diğer maç sanırım. Bu da Liverpool'da. Artık iki tane mi kupa yaptılar? Hiç haberimiz yok. Ya da son anda maçın gidişatına göre mi kupayı uçuracaklar? Hiç bilmiyoruz ama burada ben takımıma başarılar diliyorum. YouTube tribünümüzle beraber Forza Notts County diyoruz ve burada Everton'ı devirmek için çaba göstereceğiz. Çaba sarf edeceğiz arkadaşlar. Kaptan Walker'la, Ronaldo mükemmel araya girdi bu arada. Kaptan Walker'la burada kupayı kaldırmaya çalışacağız. Premier Lig kupasını. Şimdi Henry Onyekuru'dan aldık kaptanla. Atakan, Aspirin. İlk başlarda gol atmamız mükemmel olur bizim için. Tom Davies. Eski takımına karşı oynuyor Tom Davies. Şimdi top Ronaldo'ya geldi. Ronaldo dönüyor. Etrafı kapalı. Tom Davies. Aspirin'e verdi Atakan Akkaynak. Ronaldo kaptırdı Henry Onyekuru'ya. Şimdi uzun bir top. Calvert-Lewin geri oynadı ama Atakan tekrar aldı. Tom Davies. Burada Tyler Adams'a veriyor. Adams'dan Atakan'a. Atakan'dan hemen Ronaldo'ya. Ronaldo döndü. Ronaldo bekledi. Atakan. Atakan. Burada Tom Davies'e mükemmel bir pas. Cesur Yürek Pickford. Süper bombaladı Cesur Yürek. Eski takımını genelde boş geçmiyor Tom Davies. Burada da az kalsın bizi 1-0 öne geçiren golü atacaktı. Şimdi Adams. Ronaldo. Renato Sanchez'e verdik. Önü kapandı. Renato Sanchez. Tyler Walker. Şut. Kaleci Pickford. Walker pasını verdi. Ronaldo. Renato Sanchez kaçtı. Renato Sanchez ortala. Tyler Walker. Pickford'dan önce kafayı vuramadı ve şimdi Everton uzaklaştırıyor Calvert-Lewin'le. Henry burada Atakan çaldı yalnız. Kontra hata sonlandırdık. Renato Sanchez. Tyler Walker'a şimdi geldi top. Kaptan Serdar Taşçı. Burada o da defansta oynuyor. Ona kaptırdı ama Amin Adu bizim eski oyuncumuz burada bize pas verdi güzel bir şekilde. Renato Sanchez. Şimdi Tyler Walker. Kaptan verdi. Davies'e Ronaldo vurdu. Serdar Taşçı. Atakan da tam offside'de olacak yeri buldu ya. Offside'miş. Yoksa orada ne güzel Renato Sanchez gelmişti. Ama arkadaşlar ilk yarı bu şekilde bitecek galiba. Kafayı vurduk. Ronaldo üstten ara pası. Hocam bari oynat ya. Adam ne güzel tam üstten ara pası veriyor. İlk yarı 0-0 bitti arkadaşlar maalesef ama ilk yarıda domine eden taraf bizdik. Manchester United Chelsea maçı nerede? Burada görebiliyor muyuz? Manchester United Chelsea maçı Manchester'da oynanıyormuş. 0-0. Manchester Liverpool'a daha yakın, o yüzden hemen iki tarafa da getirebilirler kupayı. Maçlar bitince, şampiyonluk belli olunca. Tyler Walker kaptan yorgun ama onu değiştirmeyeceğiz. Kadromuz güzel görünüyor arkadaşlar. Böyle devam edelim. İlk yarıda domine ettik. Hiç bozmak istemiyorum. Şimdi ikinci yarıya başladık. Renato Sanchez. Ronaldo'ya verdi. Ronaldo'dan kaptan Walker'a. Üstten ara pası Ronaldo'ya geçer mi? Kafayı vurdular ama bizde hala top. Walker'ın pası geçmedi. Atakan. Şimdi topuk pası. Adams. Ronaldo. Tyler Walker dönüyor. Tyler Walker Ronaldo'ya verdi. Pickford kurtardı yine. Gelişine şut. Pickford kalede başımıza bela kesildi burada. Henry Onyekuru araya girdik. Süper. Renato Sanchez. Şimdi Tyler Walker. Bir ara pası. Ronaldo döndü. Tyler'a ver tekrar. Tyler Walker'ın şutu Pickford'dan döndü. Biraz daha sert çekmeliydim. Bir çok az vurdum topa. Orada dönen topa da Amin Adu uzaklaştırdı.
Orada yazık ettim. Orada benim hatamdı. Çok az güç verdim şuta. O yüzden girmedi arkadaşlar. Yoksa girecek bir şuttu o. Kaleciden bile dönmesi sürpriz oldu. Şimdi yine başlıyoruz. Tom Davis. Tyler, Ronaldo'ya verdik. Burada golü atacağız arkadaşlar. Tyler Walker. Güzel. Güzel. Tyler Walker mükemmel bir gol. Kaptan. Kaptan. İşte bu. İşte bu. 1-0. Pozisyon tekrarı. Kaptan burada hareket yaptı. Önündeki adam maymuna döndü iyice. Sol ayağıyla süper vurdu kaptan. Kimse önüne gelmedi çünkü. Ve Tyler Walker bizi burada 1-0 öne geçiriyor. Zaten ondan daha iyi geçirecek adam da yoktu. Kaptan burada gücünü gösterdi iyice. Gomez'i süper aldatmış. Gomez'miş o adam, aldanan adam. Ve şimdi 1-0 oldu arkadaşlar. Gol yedikten sonra, gol attıktan sonra çok dikkatli olmalıyız. Şimdi rakibimiz geliyor. Henry Onyekuru, Sigurdsson. Artık rakip full ofansif oynayacak. O yüzden biz gol yemeyelim burada. Calvert-Lewin'in şutu, Rofo. Çok güzel plase vurdu adam galiba ki. Rofo öyle o tarz bir kurtarış yaptı. Korner, dikkatli olmamız lazım. Tom Davies de gelsin. Arkaya doğru gelen bir korner. Yiğitan uzaklaştırdı. Serdar Taşçı. Atak devam ediyor. Vlasic. Burada Rofo'da kaldı. Walker. Bu sefer Ronaldo'ya döndü ama geçmedi. Yine baskımız devam ediyor. Walker. Süper. Walker. Burada Tom Davies'e. Bombala koçum benim. Bombalıyor. Cesur yürek. 2-0. Bu iş bitti. Bu iş bitti. Buraya kupayı getirin. Ama Chelsea hala beni korkutuyor arkadaşlar. Çünkü 1-0 öne geçerlerse eğer, galip gelirlerse o maçta artık bilmiyorum, üstümüzde görünüyorlardı ama bizim onları geçmemiz lazım. Bilmiyorum artık ne olacak. Manchester United bastır lütfen. Ama burada mükemmel bir gol ya. Ronaldo eğilmiş. Ronaldo'nun sırtının üstünden, Ronaldo da mükemmel anda eğilmiş yani. Süper bir gol. Cesur yürek yine eski takımına karşı boş geçmiyor ve burada 2-0 öne geçtik. Artık defansive çekeceğiz arkadaşlar. 5-4-1'e döneceğiz burada. Değişiklik yapmamıza Tyler Walker'ı çıkarmayacağım çünkü onunla kupayı kaldıracağız burada. Şu şekilde, yok bu değil. Bizim 5-4-1 şu normalde. Tyler Walker forvette, Ronaldo'yu çıkarabiliriz. Onun yerine Elliot Hewitt'i koyuyoruz. Tom Davies orta sahanın ortasına geçsin. Hatta defansta Atakan varmış. Şöyle yapalım. Atakan'ı da çıkarsak fena olmaz. Asoro'yu koyalım. Galiba değişikliklerimiz bu şekilde bitiyor mu? Sanırım bu şekilde. Gerçi yeter bu kadar da değişiklik. Lloyd Kelly de biraz yorgun. Gökay Güney'i de koyabiliyormuşuz. Süper. Tamam. 5-4-1. Artık kaldı 13 dakika arkadaşlar. Amin Adu. Tom Davies süper çaldı. Adams. Tom Davies'e tekrar verdi. Davies hala gidiyor. Davies önü bomboş. Yanında Kaptan Walker var. Geri çıkardı. Ronaldo'ya. Ronaldo. Pası vermeye çalıştım. Tekrar Ronaldo'ya düşünce hemen şuta bastım. O da kafayla kaleciye gönderdi. Sonra yeni girdi. Enerjik. Basıyor gidiyor. Asoro götürüyor. İşi bitirmek için getirdik. Asoro'nun pası. Renato Sanchez. Walker yerde. Renato Sanchez. Aa, dışarı vurdu. Enteresan an. Dışarı gitti ama 90+3 arkadaşlar. Premier Lig bizim olacak. Bitir hakem. Bitir hocam. Bitir hocam ne olacak? Bitir ki görelim. Bitirmedi hala. Adams. Kısa paslar. Bitir hocam. Haydi bitir. Bize bir şans daha veriyor. Hocam bitir. Elliot Hewitt'le geliyoruz. Burada işi iyice bitirmek istiyoruz. Şimdi Asoro geri çıkardı. Tom Davies bir gol daha atar mı? Direkten döndü. Yine elimi kaldırdım ama bitiriyor. Ve ne oluyor? Şampiyonuz. Şampiyonuz. Tom Davies seviniyor. Premier Lig şampiyonuyuz. Notts County ile 4 sezonda, her sezonda da şampiyonluk yaşıyoruz. Ve şu anda en önemlisini yaşayacağız arkadaşlar. Premier Lig şampiyonluğunu 4. lig takımımızla ilk defa FIFA 18'de. Bunu da başaran bir Türk YouTuber oluyorum sanırım. Çünkü FIFA 18 diyorum, 17 demiyorum. 17'de Enis Kirazoğlu'nun başardığını biliyorum Viacom'la sanırım ama burada bunu başaran biz oluyoruz. Notts County'mizle, Tyler Walker'la Premier Lig kupası. Oo, buradaymış. Mükemmel bir an. Haydi çocuklar, Tom Davies az kalsın gol kralı olacaktı. Yine o top direkten dönmeseydi galiba birinciliğe tekrar oturacaktı ama ikinci bitirecek Tom Davies.
bu sezonumuzun en güzel oyuncusu. Tyler Walker sakatlanmasaydı bilmiyorduk ama burada kupayı aldık elimize. Kaptan kaldır. Tyler Walker burada kupayı kaldırıyor. Süper oldu. Premier Lig şampiyonu Notts County arkadaşlar. Şu ana kadar destek verdiğiniz için, YouTube tribünüm olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Forza Notts County ile geldik buralara ve şimdi de Premier Lig şampiyonu olduk. Birinci etabı bitirdik. Şimdi işin ikinci etabı var. Euro Lig var, UEFA Ligi var yani. Ardından da FA Kupası'nı kaldıracağız. Daha bölümümüzde iki maç daha var. Goodson Park'ta Tyler Walker'la coşuyoruz burada. Konfetiler uçuşuyor. Güzel bir görüntü. Kendi sahamızda kaldırmak daha çok isterdik ama sona yine getirdik. Aynı ilk sezon olduğu gibi Luton Town'a karşı son maçımızı yenerek onlardan elinden almıştık. Burada da son maçımıza geldi. Direkt Chelsea'yi yenerek elinden almadık onların ama yine de son maçımıza getirerek Premier League Champions Notts County'yi yazdırıyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde Premier Lig'i şampiyon tamamlıyoruz 4. sezonumuzda. Maçın adamı Cristiano Ronaldo olmuş arkadaşlar. Tyler Walker'da 9.5 almış. Goller Walker ve Davies'den geldi. Asist Tyler Walker'dan gelmiş. Ronaldo da ilk golde Tyler Walker'a asist yapmıştı sanırım. Bu şekilde ilerleyelim ve şimdi önümüzde... Diğer maç nasıl bitmiş? 0-0 bitmiş. Beraberlik bizi garantiliyordu. Süper bitmiş arkadaşlar. O yüzden demek ki garanti bir şekilde yenmişiz. Mükemmel olmuş. Bakalım Premier Lig diğer maçlarda diğer takımlar nasıl bitirmiş bu Napoli maçımıza geçmeden önce ama şampiyonluk yaşamak, birinci günden beri hayalini kurduğumuz Premier Lig şampiyonu olmayı burada başardık 4. lig takımımızla. Mükemmel transferler, mükemmel oyuncular alıp geliştirdik. Tyler Walker'ı başından beri aldık, geliştirdik. Onu scoutla bulmuştuk. Kendim böyle internetten bakıp araştırmadım. O adam bizim kralımız oldu ve burada da Premier Lig kupasını kaldırdı. Görüyorsunuz 78 puanla Notts County şampiyon oldu. 23 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet, 66 gol atıp 30 gol yemişiz. Artı 36 averajla bitirdik. Chelsea 76 puanla Premier Lig'i bitirdi ikinci. Manchester United 75 üçüncü. Ve Arsenal dördüncü bitirmiş, her zaman olduğu gibi Arsene Wenger. Yine de adamlar Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş. Arkadaşlar bu sezondan sonra yine Şampiyonlar Ligi için bir sezonumuz daha olacak Notts County ile. Everton 5. bitirmiş bu arada, onları da söylemeyi unuttum. Aston Villa, Newcastle ve Stoke City düşen takımlar olmuş. Artık şimdi önümüzde bir Napoli maçı var arkadaşlar. Yalnız Napoli maçımıza geçmeden önce, final maçımıza geçmeden önce burada bir antrenman yaptıralım. En son kalecileri yapmıştık. Bu sefer Mancini'nin sırası. Genç oyuncumuz Mancini 62'ye doğru ilerleyecek mi bakıyoruz. Haydi Mancini, süper antrenman ama 62'ye gelemedi yalnız. Bu adamdan beklentilerim çok. İtalyan Alessio Mancini, Roberto Mancini'nin oğlu Alessio Mancini bizim takımımıza katılacak gelecek sezon. Burada Alessio Mancini... demiş ki hocam beni az kadroya almazsanız ben artık bırakmak istiyorum sizin takımınızı. Oha! Premier Lig'den 173 milyon euro gelmiş. Oha, daha neler. Arkadaşlar bu da ne demek oluyor? Biz aslında hiçbir ön anlaşma falan Mishibachuay ile yapmasaydık bile ne? Kralını, en kralını transfer ederdik. 173 milyon. Ne demek arkadaş ya? Bu nedir? Şaka gibi. Euroleague'de finale kalıyorsunuz. 1.6 milyon veriyorlar. Az sonra finalde kazanınca göreceğiz kaç para vereceklerini ama. 173 milyon nedir? Vay be. Zengin olduk arkadaşlar. Süper oldu. Neyse biz basın toplantımızı düzenliyoruz burada. Takımımızı övüyoruz. Ve şimdi ilerleyelim bakalım kondisyonlarda ne durumda olacağız. Adamı burada garanti oynayacak. Tek oynamayan adam oydu az kadromuzda. Ve hemen 2 gün arayla da FA Kupası maçı mı olur? Sanki zaman yok arkadaşlar. Yani bunları biraz ayarlayın, güzel ayarlayın. Anlamadım gitti. Tyler Walker burada görüyorsunuz. Kaptan başlayacak, öyle de bitirecek. Ölene kadar savaşacak Tyler Walker. Az sonra adama... Asoro biraz iyi aslında. Tom Davies'i çıkarabiliriz. Renato Sanchez'i, ben burada Ronaldo'yu çıkaracağım. Hakikaten Ronaldo çok yorgun.
Renato Sanchez ofansif orta saha değil de sola geçsin. Tom Davies orada biraz dinlenmiş olur. Defansif orta sahada kimi koysak? Tyler Adams'ı koyalım arkadaşlar. Onun da dayanıklılığı bayağı iyi olduğu için. Artık bu kadroyla final maçımıza çıkacağız Euroleague'de. Onun için ilerleyelim. Napoli mavi formasını giysin. Biz normal çubukluğumuzu giyelim. Bu maç Parc'te Princes'te oynanacakmış arkadaşlar. Hakem Jean Rabo daha doğrusu Fransız bir hakem sanırım. Şimdi Napoli finaline, Euroleague finaline Napoli'ye karşı gidiyoruz Parc des Princes'e. Hayallerimizdeki farklı bir kupa için şimdi Parc des Princes'teyiz Euroleague finalinde. Geçen sezon başaramadık, bu sezon başarmak istiyoruz. Rakibimiz Napoli. Hemen maça başlayalım, bunları geçirelim arkadaşlar. Napoli çok zorlu bir takım, İtalya'nın son zamanlardır mükemmel giden bir takımı. Oğuzhan Özyakup da buradaymış. Forza Notts County diyoruz ve artık burada da Napoli'yi bu gazla yeneceğiz. Adama kaptı topu. Tyler Adams verdi pasını. Tom Davies dönüyor. Walker'a verdi. Walker. Tyler Adams'a oynuyor. Adams bıraktı. Adama'ya. Aralardan Tyler Walker'a. Tyler Walker aşırtma. Bürki'yi geçemedik son anda. Koulibaly dikkatli olmaları lazım. Zappacosta da uzaklaştırdı. İlk anda çok yaklaştık. Şimdi rakibimiz kontra atak yapıyor. Arkadiusz Milik. Polonyalı forvet. Milik. Güzel getirdi. Geri çıkardı. Oğuzhan'a. Milik tekrar. Milik'in şutu. Rofo'da kaldı. İki takımın da hata güzel gelişti ama bizimki daha güzeldi. Yalnız golü bulamadık. Şimdi Yiğitan'da top. Tom Davies. Bir atak daha oluşturabilir miyiz hemen burada? Tyler Walker. Adama. Sarı kafa Adama. Burada Atakan. Adama'ya verdi. Şimdi Walker. Mükemmel getirdi. Tyler Walker. Arkada Renato Sanchez'i gördük. Kafa Bürki kurtardı. İnanılmaz bir başlangıç. Bu kaleciyi geçemedik. Umarım bize bela çıkmaz. Renato Sanchez. Burada kaptırdık sonunda Tyler Adams'la ama tekrar alıyoruz. Adams orta sahada söktü. Atakan verdi Adama'ya. Tom Davies. Şimdi Adams pasını veriyor burada Renato Sanchez'e. Sanchez Adams'ı oynadı. Walker hemen pas. Renato Sanchez mükemmel bir gol. Çıldırtan bir gol Boğa'dan. Burada süper hareket. Renato Sanchez sevinirken takıldı düştü. Sakatlanma koçum benim. Sen bize daha lazımsın. Adams, Walker gelişine Renato Sanchez'le mükemmel bir şut. Direkten içeri bu sefer Bürki'yi avladık. Aksiyon dolu bir başlangıç. Bizim golümüzle sonlanıyor. 18. dakikada 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Tyler Walker bıraktı burada cesur yüreğin önüne. Premier Lig maçları gibi değil. Bu daha kolay geliyor valla. Adama'yla süper getirdik. Arka tarafta Renato Sanchez yine. Zappacosta kafayı çaktı. Çok kritik bir hamle yaptı orada. Şimdi Tom Davies'le korner. Davies getirdi. Renato Sanchez Bürki'de kaldı. Napoli geliyor. Kontra atakta Insigne. Berardi'ye verdi. Berardi'nin ortası. Milik arkada. Milik'in kafası direkten döndü. Rofo baka kaldı. Çok şanslıyız burada. Yalnız o top girseydi yani Rofo'ya acımazdım. Söverdim. Lloyd Kelly pasını verdi. Tom Davies sol kanattan getirdi. Tom Davies ortaladı. Adama kafa Bürki mükemmel bir kurtarış daha. Dönen top Adama'ya geldi. Şimdi Davies Sanchez pasını verdi. Walker tekrar Sanchez'i. Sanchez'in şutu Bürki yine Gaya bu sefer kornere gönderdi. Felaket bir yarı bizim için arkadaşlar. Direkten dönen toptan sonra biz felaket bir tehlike yaratıyoruz. Korner şimdi. Atakan'a düşen top. Atakan'ın vuruşu Bürki yine kurtarıyor. Kaleci Bürki bize karşı felaket kurtarışlar yapıyor ve bu maç normalde 1-0 yerine en az 3-0 olması gerekirken Bürki'yi geçemedik ama ilk yarı domine eden taraf bizdik. Rakibimizin zaten tek hatası o direkten dönen kafa topuydu Milik'in. İkinci yarıya geçiyoruz arkadaşlar. Takım süper görünüyor böyle kondisyonlar kötü görünmelerine rağmen. İkinci yarıda bu işi bitirebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi Tom Davies Tyler Walker'a verdi. Walker Oğuzhan'a kaptırdı. Olmadı ilk başta. Napoli geliyor. Lorenzo Insigne çok tehlikeli. Insigne pasını verdi. Milik ilk yarıda direkten döndü ama burada Berardi'ye mükemmel bir pas veriyor. Rakibimiz 1-1 yaptı hemen ilk yarıda. 55. dakikada maalesef golü yedik. Duruma eşitlik geldi. Üstün taraf bizdik. Umarım ikinci yarıda bu gidişatı durdururuz. Kötü başladık çünkü. Oğuzhan Özyakup süper geçti. Oğuzhan tehlikeli an dışarı vuruyor. Artık biz bir değişiklik yapalım arkadaşlar. Tom Davies cesur yüreğin yerine ben
Vent'i koyacağım, Dylan Vent. Ve ayrıca Soro'yu da adamının yerine koyacağız. Tyler Walker hala kupayı kaldıracağı için onu oyunda tutuyorum. Ölene kadar oynayacak Tyler. Adams, Sanchez, Dylan Vent. Penaltı mı? Yok, topa müdahaleymiş. Lan sanki adam ayağından açtıktan sonra topa müdahale oldu. Şey, adama müdahale oldu ama hakem penaltı yanlısı olmadı orada. Şimdi Renato Sanchez. Burada Atakan'a bırakıyoruz. Atakan oynadı. Dylan Vent gelişine vuruş. Büyür ki parmaklarının ucuyla. Zappa Costa. Artık burada pres yapabilirsek belki alırız. Koulibaly uzun gönderiyor yalnız. Atak böyle bitti. Yalnız bize yine mi gelecek? Atakan süper. Dylan Vent. Haydi koçum benim. Walker bıraktı Dylan Vent'e. Dylan Vent çok süratli. Vent çekti. Vent döndü. Plasesini çaktı Koulibaly'yi. Rakip geliyor. Milik. Tehlikeli. Milik. Milik. Milik'in şutu dışarı gitti. Rakibimiz çok tehlikeli geldi. Lorenzo Insigne oyundan çıkıyor bu arada. Yerine Stefan El Shaarawy giriyor. Ve şimdi kale vuruşunu kullandık. Dakikalar 88. Stefan El Shaarawy de top. Felix Paslak bırakmıyor. Kazandı. Asoro'ya verdi. Atakan. Dylan Vent hemen bıraktı Tyler Adams'a. Tyler Adams burada kaçacak oyuncu. Renato Sanchez gole gidiyor. Renato Sanchez. Sanchez getirdi. Pasını verdi. Tyler Adams ve gol. 96-2. Beklemediğimiz adam Tyler Adams burada katkıda bulunuyor. Zaten beklemediğimiz adam olduğu için kim bu adam yapıyor? Maske takıyor kendine. Ve kafası geçen bölümde maça başlamadan önce parlayan adam, lazer şov geçiren adam. Ne dediğimi bilmiyorsanız o bölümlerin bir tanesinde maça geçmeden önce Tyler Adams'ı görebilirsiniz. Kafasında lazer şov vardı ama burada bizi 2-1 öne geçirdi. 90+2'de coşturdu bizi. Uzatmalara hiç gitmek istemiyordum. Çünkü görüyorsunuz takım ölmüş. Ölü biçimde. Zaten önümüzdeki maç için de iyice ölürdü ama burada Euroleague'de kazanıyoruz peş peşe. Premier Lig'den sonra Euroleague galibiyeti. Kaptan Walker hala sahada ve o kupayı da kaldıracağız kaptanımız Tyler Walker'la. Arkadaşlar 3'te 3 yaptık. Karabağ Kupası, Premier Lig Kupası, Euroleague. Şimdi de 4'te 4 için oynayacağız. Bir sonraki maçımızı bekleyin. Tottenham'a karşı Wembley'de bu sezonu kapatacağız. 4. kupamızı kaldırmaya çalışacağız. Takımımız burada seviniyor. Bu sezon Euroleague'i kazanıyoruz. Önümüzdeki sezonda hedefimiz asıl kupa, Şampiyonlar Ligi kupası olacak. Tyler Walker'ı görüyorsunuz burada. Adama kol çalış dedim. Burada nedeni belli oluyor zaten. Bütün kupaları kaldırması bayağı bir kol gerektiriyor arkadaşlar. Yoruldu ama burada görüyorsunuz bir de ayrıca Tyler Adams. Bizi kurtaran beklemediğimiz kahramanımız Tyler Adams da arka planda. Tyler Walker kupayı kaldırıyor şimdi. Euroleague şampiyonu Notts County. Şampiyonluklara doyamıyoruz, kupaya doyamıyoruz. Napoli taraftarı üzgün. Burayı böyle kapatalım. Roman Bürki elinden geleni yaptı. 8 şutumuzun 6'sını mükemmel bir şekilde kurtardı. Burada bakalım kaç kurtarış yapmış. 8 kurtarış yapmış diyor. Demek ki burada bütün şutları yazmamışlar. Maçın adamı yalnız Renato Sanchez olmuş. Çünkü 1 gol 1 asist, galibiyeti getiren gol de adam asist yaptığı için maçın adamı oldu, hak etti. Boğamız Renato Sanchez'imiz burada Euroleague'i bizi kazandırdı Tyler Adams'la beraber. Şimdi arkadaşlar son bir görevimiz kaldı. Burayı da kazandık. Rakibimiz şimdi Tottenham olacak. Bunlara karşı da galip gelmemiz lazım. FA Kupası'nı da ikinci kez müzemize götürmemiz lazım. İkinci sezonumuzda 3. ligdeyken bu kupayı müzemize götürmüştük. Ve Euroleague'den sadece 6,5 milyon gelmiş. Yani çok az. Şimdi basın toplantımızı düzenliyoruz. Takımımızı övüyoruz arkadaşlar. Rakibin takımı da bayağı güzel. Sanırım Harry Kane bize 16 dakikada 3 asist yapıp da durumu 3-3'e getiren Harry Kane galiba ligde gol kralı oldu ve şimdi ilerledik. Formalarımızı bu şekilde yapalım çünkü en iyisi böyle oluyor. Maç 5.30'da da 5.30 maçı olmaz ki arkadaş. Burada çok gölge oluyor. Biz bu maçı 8'e alalım. Şimdi kadromuza bakalım. Kadromuzda Tyler Walker biraz yorgun. Ben Ronaldo'suz daha güzel olduğumuzu düşünüyorum. Ronaldo artık yedeklerde girse daha güzel olabilir. Burada başka oyuncu kim var koyabileceğimiz? Kimse de yok aslında.
Herkes böyle devam etsin. Ronaldo'yu belki sonra sokarız oyunun gidişatına göre ama Tom Davies ve Renato Sanchez ofansif orta sahada bu şekilde daha güzeller. Sezonumuzun son maçı için Wembley'e gidiyoruz arkadaşlar. Rakip yine Tottenham, FA Kupası finali. Burada kaldırmamız gereken bir kupa daha mevcut. Onu da kaldıracağımıza inanıyorum arkadaşlar. Tottenham'a karşı elimizden geleni yapacağız ve yine mükemmel gidişatımızı bu bölümde 4'te 4 yaptık ve burada da 5'te 5 yapıp sezonumuzu müthiş bir şekilde 3 kupayla bitirmek istiyoruz. Takımımıza başarılar diliyoruz. Forza Notts County diyoruz ve maçımıza başladık. İlk atakta biz kaybettik. Şimdi rakibimizde top. Harry Winks. James Rodriguez. Kritik bir pas. Paco Alcacer. Gol yiyerek başlıyoruz burada. Hiç iyi olmadı. 4. dakikada Paco Alcacer. Harry Winks'in güzel ara pasıydı. Bayi tutamadı Alcacer'i ve Rofo maalesef kurtaramıyor. 1-0 kötü başladık ama morallerimizi bozmuyoruz. Henüz erken tekrar geri gelebiliriz bu maçta. Verdi kaçtı. Şimdi Tyler Walker'ı boşa çıkarabilir mi? Alderweireld kritik bir müdahale. Ara pası geçmedi. Hala çabalıyoruz. Golü atamıyoruz. James Rodriguez'den de burada topu alıyoruz. Atakan süper. Tom Davies döndü pasını da verdi sarı kafa Adams'a. Tyler Walker pasını veriyor. Aralardan gol mü gol? Offside dedim lan belki olmaz ama. Offside oldu. Adama'nın golü sayılmıyor arkadaşlar burada. 1-0 hala 28. dakikada bu şekilde devam edeceğiz. En azından tehlike yarattık. Devamı da gelir diye düşünüyorum. Tom Davies verdi. Tyler Walker güzel döndü. Pasını da verdi. Tom Davies cesur yürek 1-1 yapıyor. İşte bu. Cesur yüreği eski yerine koyduğumuz anda coşmaya başladı bu bölümde. Neden bu sezon en iyi oyuncumuz olduğunu tekrar bize anlatıyor cesur yürek. Tyler Walker'ın asisti. Kaptan da burada boş geçmiyor. Süper tuttu. İki oyuncuyu da üstüne çekti ve Tom Davies bomboş kaldı. Üvey kardeşlerin tek ayakta kalan kardeşi Tom Davies burada 1-1 yaptı ilk yarıyı kapatmadan önce. Domine ediyoruz arkadaşlar yalnız ama işte kötü bir şekilde ilk başlarda golü yedik. O da bizim için iyi olmadı ama güzel gidiyor maç. Burada da kazanacağımıza inanıyorum. Lloyd Kelly mükemmel çaldı mesela. Lloyd Kelly kaptı gidiyoruz. Lloyd Kelly adama kaçıyor. Lloyd Kelly'den ara pası Adama'ya. Umtiti yanında. Adama geri çekti. Lloyd Kelly geliyordu. Ben ona vermeye çalıştım ama o Tyler Walker'a verdi. En azından top taca gitti. Boşa gitmemiş oldu. 42. dakika. Tom Davies, Umtiti, Fornals, Paco Alcacer. Oo tehlikeli geldi burada rakip. Davies. Golü yiyoruz ilk yarıyı kapatmadan. Bu sol bek oyuncusu geldi müthiş bir şekilde. Golü çaktı gitti yani. Paslak orada çok yorgun geç kaldı. Yiğitan deseniz zaten hız yok. 2-1 oldu arkadaşlar. B Davies. Rakibimizin Davies'i 2 yaptı. Şimdi Adama'yla çıkıyoruz hemen bir gol atmak için. Bu arada Tottenham 5 defansla oynuyor sanırım. Davies burada topu kaptı orta yapamadan ve ilk yarı 2-1 bitiyor maalesef. Ama morallerimizi bozmuyoruz. Çünkü biz bu sahayı Wembley'i seviyoruz arkadaşlar. Burada hiç bir maç kaybetmedik ve görüyorsunuz tüm şutlar gol olmuş. 2 şut Tottenham'dan 1 şut da bizden. İlk yarı hiç iyi olmadı ama ikinci yarı için şimdi bakalım burada bir değişiklik yapsak fena olmaz. Jola Soro'yu Adama'nın yerine koyacağım. Renato Sanchez, Tom Davies. Tom Davies'i geri çekeceğim. Ronaldo'ya şans vereceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım neler olacak ikinci yarıda. Galibiyeti alacağız diye düşünüyorum. Şimdi ikinci yarıya başladık. Haydi Lloyd Kelly, Renato Sanchez geri çek. Ortanı yap. Güzel bir orta. Walker! Loris'in üstüne. Kafa köşeye doğru gitse belki golü atacağız. Walker Umtiti'den önce davranamadı ama burada sonra girdi araya. Walker şimdi Ronaldo'ya veriyor. Ronaldo dışarı vurdu. Cristiano Ronaldo şu topları bitirse ne güzel olacak ama maalesef benden uzaktan şut çekmemi isteyenler görüyorsunuz işte bazen işte 36 yaşına gelmiş Ronaldo'lar isabetli vuramıyor. Tom Davies pasını verdi güzel. Renato Sanchez ye onu koçum. Renato Sanchez ortanı yap. Ortasını yaptı. Tom Davies gol attı. Kafaya bak be. Kafaya bak be. Bu adam süper ya. Mükemmel bir gol. Tom Davies 2-2 yapıyor.
Tekrar izleyelim. Renato Sanchez'in mükemmel ortası. Tom Davis süper zıpladı ve işte Tyler Walker'a nasıl kafa atıldığını burada öğretiyor Tom Davis. 2-2 yaptık. Süper oldu arkadaşlar. Ve şimdi kaldı 6 dakika. Bakalım 6 dakikada bir şey yapabilecek miyiz? Yoksa bu maç uzatmaya mı gidecek? Bu arada bu Tom Davies'in ikinci golü oldu arkadaşlar. Şimdi rakibimiz Tottenham geliyor yalnız. Nacho Vidal ortaladı. Umtiti lan paslak. Kafanı kullan. Kafanı. Lütfen ya. Salak gibi hiç zıplamıyor bu adam ya. 88'de hemen cevap verdi rakip. Biz de cevap vermeye çalışacağız burada. Tyler Walker Ronaldo'ya verdi. Ronaldo şimdi Sanchez'e oynuyor. Sanchez dönüyor. Ronaldo'yu bulamadı. Nabil Fekir defansta. Harry Kane. Çalmamız lazım Harry Kane'den. Tom Davies ayak koydu ama Ben Davies'e düştü top. Umtiti. Burada Asoro çaldı topu. Hadi Ronaldo. Güzel pas. Renato Sanchez. Vertonghen'i geçemedi. Maalesef burada bu kupayı kaybediyoruz. FA kupasını ikinci kez alamadık. Ve bu sezonda 4'te 4 yapamadık. Neyse arkadaşlar, gerçekte de Pep Guardiola Manchester City ile FA kupasını kazanamamıştı. Ve biz burada Tottenham'ı Euroleague'den elemiştik yarı finalde. Ve onlar da artık FA kupasını kazanmayı başardılar. Yapacak bir şey yok. Şimdi geldik. Bu neymiş? Dünya Kupası'na gelmişiz arkadaşlar. Uruguay ile Dünya Kupası maçları gelmiş ama bunları yapar mıyız yapmayız mı bilmiyorum. Emirates FA Kupası'ndan 1 milyon euro aldık. Tyler Walker'la 2 kupayı kaldırdık yalnız bu bölümde arkadaşlar. Ve şurada takımımızı değiştirelim ve durum değerlendirmesi yapalım. Maalesef son kupayı kaldıramadık. O da artık yapacak bir şey yok. Tom Davies mükemmel bir performans çıkardı ama Felix Paslak şu kafa toplarına biraz daha güzel müdahale edebilse güzel olacak ama olmadı. Artık ağlamaya gerek yok arkadaşlar. Sezonumuzu değerlendirelim burada. İstatistiklere bakalım. En skorer oyuncumuz Tom Davies oldu. 25 golle 21 asist yapmış. Dylan Vendt 17 golle en skorer ikinci oyuncumuz olmuş. Sivrisineğimiz kendine gelmeye başladı ikinci yarısında sezonumuzun. Ardından Renato Sanchez 14 gol 7 asist. Tyler Walker 10 gol 14 asistle bitirmiş. En çok asist yapan ikinci oyuncumuz olmuş. Mükemmel bir performans yani 27 maçta. Bunu ikiye katlasanız 54 maçta 20 gol 28 asist olur. Yani o da süper oynadı kaptan. Cristiano Ronaldo 10 gol 10 asist. 36 yaşında olmasına rağmen 81'e düşmesine rağmen mükemmeldi. Ayrıca Asoro'yu pek beğenmedim bu sezon. 8 gol 8 asist. Atakan güzeldi. Atakan'a diyecek lafım yok. Görüyorsunuz 59 maçında 23 maçta gol yememişiz. Ayrıca Justin Shaibu 9 maçta 3 gol 2 asist yapmış. O da güzel olmuş. Genç oyuncularımızdan Tyler Adams bizi Euroleague finalinde kurtardı. Süper oldu. Kalecilerimize bakarsak eğer arkadaşlar, burada kalecilerimize göre sıralayalım. Öyle görünsün. Rofo çıktığı 20 maçta 9 tane gol yenmeyen maç çıkarmış. Ataberk de 34 maçta 14 tane gol yenmeyen maç. Milinkovic-Savic 21 maçta 7 gol yenmeyen maç. Kaleciler hemen hemen ayrıymış ama neyse, artık yapacak bir şey yok. FA Kupası'nda kaldırsaydık, 4'te 4 yapsaydık mükemmel olacaktı ama arkadaşlar, süper bir şekilde sezonumuzu kapatacağız. Burada hemen genç oyuncumuz Mahmut Dinici'ye de bir antrenman yapalım. Ve Mancini diyordu, ben hocam bırakacağım artık sizin genç kampını. Beni eğer ilk 11 almazsanız az kadroya. O yüzden ben de şimdi burada gideyim. Adam kaçmadan. Bizim şey nerede? Altyapı. Gel Mancini'cim, sana kontrat imzalayalım. Promote to senior team diyoruz ve geliyor Mancini bize. Bu arada Binici de 78'de 86 potansiyeli hala var. Mancini kontratını kabul etmiş. Bakalım hep beraber şurada görelim. Mancini 61 overall'da. Koşma hızı 57. Hareketleri yalnız 4. 4 yıldız, o olay güzel. Artık Mancini'yi de önümüzdeki sezon görebileceğiz. Arkadaşlar, izlediğiniz için, şu ana kadar desteklediğiniz için 4. sezonumuzun finali mükemmel gerçekleşti. FA Kupası'nı bir türlü kazanamadık ama burada Premier Lig şampiyonu olduk son maçta Everton'a karşı. Ardından Euro Ligi kazandık. FA Kupası'nı kazanmak için artık bir sonraki sezon var. Bir sürü para geliyor. Şimdi bu maçları ne yapalım? Uruguay Dünya Kupası'nda kazanmak için oynayalım mı? Kendi hanemize, yani teknik direktör olarak bir kupa daha, bir Dünya Kupası da
Katalım mı? Burada grubumuz Belçika, Meksika, Avustralya olmuş. Diğer gruplara da bakalım. Aa, bu Konfederasyon Kupası'ymış yalnız. Dünya Kupası değilmiş. O yüzden burada başka kimler var? Fransa, Almanya, İspanya, Kamerun. Gruba bakar mısınız? İki grup. Bu kupayı da kazanalım mı? Hanemize ekleyelim mi arkadaşlar? Yoksa hemen bir sonraki Premier Lig sezonumuza geçip transfer çalışmalarına mı başlayalım? Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Final bölümü için biraz rekor sayıda like gelirse sevinirim arkadaşlar. Beni sosyal medyadan da takip etmiyorsanız hepsi burada görünüyor ve linkleri açıklamada var. Instagram'dan özellikle takip ederseniz sevinirim. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Yakında PES'te Kutup City'ye de başlangıç yapacağız arkadaşlar. O videoyu da bekleyin. Galiba ya yarın ya da bir sonraki gün 15.30'da garanti bir şekilde gelir. Diğer videolarımı da GTA 5'te Tyler'a ev aldık, apartman aldık. O videomu da izlerseniz çok sevinirim. Bayağı güzel gidiyoruz orada Tyler'ın hayatında. O Tyler Walker değil, o farklı bir Tyler. Yalnız orada da bu şekilde eğlenmeye çalıştım. Tyler, adamın ismini Tyler koyarak. Onu da izlerseniz sevinirim. Fortnite videosu attım, ona da bir göz atarsanız. Çok kısa bir videoydu ama sadece tanıtım amaçlı attığım için kısa oldu. Ona da göz atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.